Efendim, Kanal 34 ekranlarından mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz. Bugün koçluk nedir? Koçla danışan arasındaki ilişkileri konuşacağız. Peki kiminle? Aslı Sinanoğlu'yla. Kendisi insan kaynakları danışmanı, eğitmen ve koç. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Koçluktan başlayalım hemen. Bir hızlı bir giriş yapalım. Koçluk nedir? Sizden öğrenelim. Koçluk herkesin kafasında aslında soru işaretleri olan bir konu. Çok karıştırılan bir konu. Ama çok kısa bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. Kişinin hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmesi için bugün A noktasında olan kişiyi B noktasına giderken o yolu birlikte yürüdüğü kişidir koç. Aslında bir tamamen bir destek hizmetidir. Çünkü hepimizin hayalleri var, hepimizin hedefleri var. Ama onlara ulaşma konusunda bazen üzerimize atalet olabiliyor. Bazen engeller, iç engellerimiz olabiliyor ve adım atamıyoruz. Hı. Aslında o süreçte adım attırmasını sağlayan kişi koç. Koç bize şöyle gelir, hep her dakika yanında, spor yaparken yanında, yemek yerken yanında, kalkarken, öyle bir şey mi? Değil. Yani en azından benim verdiğim öyle değil. Siz neler yapıyorsunuz? Ben daha çok kariyer ve performans üzerine koçluk yapıyorum. İnsanların iş hayatlarında gitmek istedikleri noktalarda, takıldıkları yerlerde seanslar aracılığıyla aslında o engelleri aşıp istediği hayali, hedefi neyse ona ulaşmasını sağlamak. Her dakika yanında olmuyorum, o bir kesin. Ama gerçekten zaman. Sonuçta yanında hissettiği bir destek mekanizması aslında koçluk. Bu konuda siz seanslarınızda neler yapıyorsunuz? Seanslar genelde, şimdi şöyle bir süreç, aslında uzun bir süreç. Hemen çok kısa ilerleyen bir süreç değil. Evet. İnsanoğlu hemen değişmiyor. Yani insanoğlunun hayalleri ne var. Ne kadar sürüyor bu? Hedefleri var. Tamamen kişiye bağlı. Yani kişinin performansına da bağlı burada. O engelleri ne kadar çabuk aştığına da bağlı. Çünkü aslında hepimiz çok zorlanıyoruz birçok konuda. Her ne kadar kendimizi motive etmeye de çalışsak, hayat zorluyor birçok kişiyi. Evet. O yüzden bazı kişiler çok daha hızlı ilerleyebiliyor, hazır oluyor o sürece. Bazıları biraz daha zaman isteyebiliyor. Önce süreci hazırlıyor musunuz? Şöyle başlıyor, diyelim ki hani örnek olarak söyleyeyim, diyelim ki siz benden koçluk almaya başlamak istiyorsunuz ya da bir koçluk hizmeti almak istiyorsunuz. Öncelikle bir tanışma görüşmesi yapıyoruz. Bunu aslında bir kimya görüşmesi diyoruz. Çünkü burada kimyaların uyması birbirimize uyacak. Çok çok önemli. Biz yola çıkıyoruz yani o A noktasından B noktasına giderken aslında birlikte bir yola çıkılıyor. O yüzden birlikte kiminle yola çıktığımız çok çok önemli. O kimya görüşmesinde bir oturup kişiyle gitmek istediği yer, o iç engeller neler, onları bir kontrol. Aslında birbirimizi tanıyoruz biraz. O bir elektrik meselesi ya. Bir yerde arkadaş oluyorsunuz değil mi? Yani yol arkadaşı gibi bir şey hedefiniz. Yol arkadaşı ama arkadaşı değil. Evet, hani çok yanında kendini iyi hissettiği, yargılanmadığını hissettiği, güven duyduğu bir kişi. Ama bu normal bir arkadaşlıktan biraz farklı bir ilişki. Çünkü koçun burada bir duruşu var, danışanın getirdiği gündemler var. Dolayısıyla burasının öz disiplininin çok yüksek olması lazım. Hani çok böyle sınırda bir çizgi. Çünkü danışan aslında birçok şeyini anlatıyor. Bütün hayatını getiriyor seanslara. Çok ciddi anlamda samimi bir ilişki o. Ama bildiğimiz arkadaşlık ilişkisi gibi değil. Biraz daha farklı bir ilişki. Evet, girdik, seansa başladık. Önce bir tanıştık. Evet, önce bir tanışma. Bir kimya görüşmesi yapıyoruz dediğim gibi. O biraz daha uzun sürüyor. Biraz daha sohbet havasında geçiyor. İki taraf da birbirini anlamaya çalışıyor. Koç burada şunu anlamaya çalışıyor. Gerçekten kişinin ihtiyacı olan şey koçluk mu? Çünkü o da bir soru. Biraz hani belki farklarına gireriz diğer prensiplerden ama koç biraz da onu tartıyor. Gerçekten kişinin ihtiyacı olan şey koçluk mu? Koçluk buna cevap verir mi? Biraz onu konuşuyoruz. İki taraf da karşılıklı anlaştıktan sonra bu yolu birlikte yürümeye, ki ben her zaman danışanlarıma yani geldikleri zaman birkaç kişiyle görüşmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Sizden başkalarına evet, çünkü dediğim gibi bu benim için hassas bir konu. Çok özelini paylaşacak kişi. O yüzden doğru kişiyi seçmesi çok önemli. O yüzden burada koçun da izlemesi gereken yol kişiyi serbest bırakmak. Özgür bırakmak ve birkaç kişiyle görüşmesini sağlamak. Ondan sonra kararını verdikten sonra varsayalım ki ben de çalışmaya karar verdim. O zaman da ilk seansla başlıyoruz. İlk seans da yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Biraz daha uzun sürüyor. Normalde seanslar 1 saat sürer. Yani 1 saatte sınırlandırmaya çalışıyoruz. Ama ilk seans biraz daha uzun sürüyor. Daha sonra
8 ile 10 seans arasında süren aslında bir ilişki. Daha uzun da sürebilir, daha uzun soluklu da sürebilir. Kişi ikinci 10 seanslık paketine de girebilir. Üçüncü, dördüncü seanstan sonra sonlandırılabilir. Peki koçluk hizmetine artık ihtiyacı yok diyelim kişinin ama yine de sizinle bu arkadaşlığı devam ettirmek isteyenler oluyor mu? Yani zaten arada bir ilişki doğuyor. Muhakkak zaten hani görüştüğümüz, birbirimizi artık bildiğimiz kişiler oluyoruz. O yüzden tabii ki arkadaşlık oluyor ama profesyonel ilişkide olduğu gibi hani koçun da onu belli bir mesafede tutmasını öneriyoruz. Peki bu koç ve danışan arasındaki ilişki mesafe dedik ya, o nasıl olmalı sizce? Nasıl olmalı? Yani buna mesafe demeyelim. Bu negatif anlamda bir mesafe değil çünkü. Arasındaki bağ diyelim bağ o zaman. Burada bir numaralı temel konu güven. Yani kesinlikle danışanın koçuna ciddi anlamda güvenmesi lazım. Dolayısıyla koçun da bana göre en önemli yetkinliği diyeyim, güven verebilmesi karşı tarafa, yargısız olabilmesi. Çünkü ön yargılar bizim için yok. Yani kişi kendi seçimlerinden sorumlu. Her ne yapıyorsa zaten kendisi için doğru olanı yapıyorsa. O yüzden çok yargının olmadığı bir ilişki. Çok suçlamanın olmadığı karşılıklı. Bir yerde size anlattığı zaman hani karşısında suçlama hissetmediği için daha kolay anlatıyor sanırım. Hem öyle kolay anlatıyor hem de zaten suçlamak ya da yargılamak haddime değil. Ama mesela kimsenin bir arkadaşını anlattığı zaman sen bunu yapmasaydın falan oluyor. O arkadaşlık ilişkisi o yüzden işte arkadaşlık. Aynen siz değilsiniz. Siz o yüzden koçsunuz değilsiniz. Aynen öyle. Çünkü arkadaşlıkta duygusal konular giriyor. Koçlukta girmiyor mu derseniz mümkün değil, insanız. Her iki tarafta duygudan oluşuyor, hislerden oluşuyor. Ama biraz daha profesyonel bakıyor. Evet, koç kesinlikle suçlamaz, kesinlikle yargılamaz. Kesinlikle üzerine vazife değildir kişinin seçimleriyle ilgili herhangi bir yorum yapmak. Koçluk şudur, koçluk kişinin kendisinin farkına varması için doğru soruları soran, aslında o içindeki potansiyeli, o ışığı yakan, biraz o ışığı yakmasına yardımcı olan, ama herhangi bir şeyi söyleyerek ya da ne yapması gerektiğini söyleyerek değil, kendisine bulduran kişidir. Koçun asıl farkı diğer prensiplerden o. Kişinin kendisini bulması gerekiyor. Çünkü ancak insan ola ancak kendisi bir şeyi gerçekten isterse yapar. Hiç kimseye asla bilmiyorum hani arkadaşlık ilişkilerinizi düşündüğünüzde birisi size bir tavsiye verdiğinde hemen gidip onu yapıyor musun? Tabii ki hayır. Yapmıyorsunuz. Bunun için içselleşmesi lazım. Gerçekten içinden gelmesi lazım. İçinden gelmesi için de bir kişinin doğru soruları sorması lazım. O yüzden koçluk tamamen güçlü soru sorma işidir. Bir soru sorarsınız, o farkındalık sizi bambaşka bir yere götürür. Bu anlamda da hani koçla danışan arasındaki ilişkide koçun çok iyi dinleyen taraf olması lazım. Çok iyi bir dinleyici olması lazım. Yani iyi bir dinleyici olmalı, koçluk nasıldır diye sorduğumuz zaman iyi bir dinleyici olmalı, yargılamıyor. Güven başka, veren. Güven veren. Bana göre önemli. Çünkü insanlar kendini zor açıyor. Evet. İnsanlar kendini çok kolay açmıyorlar tanımadıkları kişilere. O yüzden çok rahat hissetmesi lazım. İyi hissetmesi lazım. O koçluk seansından motive çıkması lazım. Her daim motive çıkmasa bile olumsuz bir farkındalıkla da kendisinin aşması gereken olumsuz bir farkındalıkla da karşılaşsa o çıktığı andan itibaren bir şey yapma isteğinin olması lazım. Adım atma isteğinin olması lazım. Çünkü insan ancak farkında olduğu bir şeyi değiştirebilir. Evet. Değiştirdiği zaman dönüşür. Ama bunlar hepsi bir süreç. Evet, arkadaş değil yol arkadaşı oluyoruz koçlukta. Peki danışmanlık, terapi, mentörlük, öğretmenlikten farkı ne bunları? Güzel bir soru. Çok karıştırılıyor çünkü. Şimdi danışman, ki danışman rolüm de var kendi yaptığım işte. Danışman bilgi ve tecrübesini danışmanlık alan kurum ya da kişiye tamamen sunan ve işi nasıl yapması gerektiğini karşı tarafa söyleyen kişidir. Ve bu konuyla alakalı otoritedir ve bilir, bilme hali vardır ve bilendir. Çok bilen kişiyiz. Aynen öyle. Zaten kurum ya da bireyler de bir bilene danışmak için danışmana giderler. Evet. Çünkü kendileri bazı şeyleri belki o anda hani başa çıkamıyordur ve bir danışmana ihtiyaç duyarlar. Mentor, yol gösteren. Mentor danışman kadar bazen hani sert bir şekilde veya daha net bir şekilde ne yapması gerektiğini söylemez ama yol gösterendir. Biraz daha mentorluk yol gösterici diyebiliriz. Öğretmen dediğiniz kişi öğreten kişidir. Zaman zaman koçluk seanslarının içinde öğretmen şapkamızı koyduğumuz zamanlarda olur. Çünkü orada bir bilgi varsa eğer kişiyle yani kişi
diyeyim bir konuyla alakalı bir eğitim ya da bir şey öğretmek istiyorsak bazen koçluk şapkasını çıkarıp öğretmenlik şapkasını takarız ki kişinin vizyonunu biraz daha genişletmek için eğer o konuyla ilgili gerçekten doğru zamansa. Şimdi gelelim en büyük fark terapiden farkına. Çünkü herkes terapiyle genelde karıştırıyor. Terapide tamamen geçmişle ilgilenir. Psikolog ya da psikiyatr. Koç tamamen geleceğe odaklıdır. Yani koçun işi tamamen kişinin ulaşmak istediği yer. Yani gelecek. Siz çocukluğuna inmiyorsunuz. Biz çocukluğuna inmiyoruz kişinin. Tabii ki duygu durumuyla alakalı ya da anki altta yatan hislerle ilgili inmeye çalışıyoruz derine. Fakat sonuç itibariyle psikologlar, psikiyatristler bu konuyla ilgili muazzam eğitim alan kişiler. Hani bizim öyle bir alana girmemiz söz konusu değil. İhtiyacı varsa eğer kişinin, yani seanslarda diyelim ki yani kişinin gerçekten aslında bir koça değil de bir terapiste ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunu söyleriz. Yönlendiriyor. Evet, yönlendiririz. Yani onun ayrımını yapabilir durumda olmalı kalır. Peki seanslarda ne gibi konuları ele alıyorsunuz? Seanslarda ne gibi konuları ele alıyoruz? Genelde kişilerin, ben genelde kariyer ve performans üzerine çalışıyorum. Yani kilo verdiren kişilerde ya da bir spor koçu, hani yaşam koçu adı altında da koçluk yapan kişiler var. Çok geniş bir kavram yaşam koçu. İlişki koçu ilişkiler üzerinde, daha çok kadın erkek ilişkileri üzerinde. Ben daha çok kişilerin kariyerleriyle ilgili yapmak istedikleri, hayattaki performanslarını arttırmak üzerine. Bu gene kilo olabilir, spor olabilir ama ana temel konumuz o değil. Ne tarz konularla geliyorlar? Diyelim ki bir terfi aldılar ve o pozisyonda zorlanıyorlar. Bazı aşmak istedikleri yönetsel beceriler var veya kişisel bir takım yetkinliklerini geliştirmek istiyor olabilirler. Hayatlarından tatminkar ve mutlu olmayabilirler genel olarak ve hayatlarında bir değişiklik istiyor olabilirler. Bu kariyer olabilir ya da hayattaki performanslarını arttırmak üzere herhangi bir konu olabilir. Genelde bir üstten bakış yaparız seanslarda. Yani kişi gerçekten hayatından mutlu ve tatminkar mı? O yüzden bunun içinde ne var? Sağlık var, kariyer var, işte para var, çevre var, olduğu yer, evi, arabası, bulunduğu çevre. Aile ve arkadaşlarına ayırdığı vakit, hobi ve eğlenceler, kişisel gelişimine verdiği önem, aşk da bunların içerisinde. Çünkü aşk olmadan olmaz. Evet. Hepsini bir şöyle masaya yatırdığımız bir aslında süreç bu. Ama daha çok genelde bana gelen kişiler iş ve özel yaşamlarıyla alakalı bilgi almak kendilerini bir noktadan bir noktaya almak istedik, değişmek istediklerinde geliyorlar. O yüzden gündemler de bunun etrafında dönüyor. Peki siz şöyle diyor musunuz? Diyelim ki terfi aldı. Sen bu konuma uygun değilsin diyor musunuz? Yoksa değilsin ama şunları yaparsan çok iyi olabilirsin mi? İşte koçluk burada ayrılıyor. Koçluk ne yapması gerektiğini söylemiyor karşı tarafa. Koç soruyu yani sen buna uygun değilsin zaten diyemez. ama şunu diyebilir. Kişinin gerçekten bu pozisyona uygun olduğunu düşündüğü yönlerini birazcık düşündürtebilir. Hangi konularda eksik olduğunu, hangi konularda gelişme ihtiyacı olduğunu, hangi noktalarda takıldığını, iş ya da iş yerindeki ilişkilerde hangi durumlarda sıkıntıya düştüğünü, bu sıkıntıların neden kaynaklandığını tamamen sorularla aslında ortaya çıkaran kişidir koç ve bu sorular gittikçe derinleşir. Yani böyle yüzeysel işte kendi güçlü hissettiğin alanlar veya eksik olduğun yönler çok yavan bir sorudur. O sorular çok derinleşir ve kişinin aslında o konuyla alakalı yaşadığı durumun en dibindeki kaynağa iner koç. Ama tamamen sorarak. Soruyoruz ve koçluk ilişkisi ne kadar sürüyor? Koçluk ilişkisi genelde hani ben danışanlarımdan bahsedebilirim. Yani bir minimum 4 ayla sürüyor. Çünkü birer saatlik genelde seans minimum çalışıyoruz. Bu seanslar başlarda işte 3-4 hafta diyelim ki her hafta aralıkla görüşüyorsak bazen 2 hafta, 3 hafta hatta bazen ayda 1'e kadar düşebiliyor kişinin ihtiyacına göre. O yüzden minimum 6 aylık bir süreç bazen 1 ya da 1,5 sene çalıştığım danışanlar olabiliyor. Ama en az 6 ay. Yani bir 4 ay 6 zaten onun başta bir tanıma süresi var vesaire derken. Tanıma süresi var, bir de şöyle bir süre var aslında tanımaktan ziyade. Kişi kendisiyle ilgili bazı farkındalıkları elde etmeye başladıkça bir sindirme süreci var.
yani insanın kendisiyle ilgili farkına vardığı şeyleri sindirmesi çok kolay olmuyor. Çünkü bunlar bazen çok hoşlanmadığı şeyler ya da aşması gereken, adım atması gereken, aksiyona çevirmesi gereken şeyler olduğu için zaman gerekiyor. O yüzden biraz kişinin de sindirmesi için de o zaman biraz daha uzuyor. Evet. Aslında bir amaca ulaşmak için siz yol gösterici tarafınız. Yol gösterici. Yani yol beraber yürüyoruz. Beraber yürüyoruz. O yürüyor. Kişi. Ben de onun yanında yürüyorum. Onu aynalıyorum. Kendisinde görmediği şeyleri düşünün ki ben bir aynayım. Benle konuşuyorsunuz. Ayna olarak yansıtıyorum geri. Aynı bir ayna görevi görüyorum. Dolayısıyla o yolu yürürken kendisini görüyor danışan. Kendisini görmesini sağlıyoruz bu yolda. Yani bir yaşam amacını gösteriyoruz ona. Sana. Yaşam amacını keşfettiriyoruz. Keşfettiriyoruz. Göstermiyoruz. Yaşam amacını kendisi keşfediyor. O sürecin sonunda hakikaten hayatta daha tatminkar olması için o kişinin neler yapması gerektiğini keşfediyor. Bu bir keşif süreci. Aslında kişi kendini keşfediyor. Keşfedemeyen kişiler oluyor mu peki? Şu ana kadar rastlamadım. Çünkü insanoğlu çok akıllı bir varlık. İnsanoğlu olduğu haliyle tam ve mükemmel. Hiç kimse sizin adınıza herhangi bir şeyin cevabını söyleyemez. Çünkü insanoğlu zaten kendi cevaplarını kendi bulma konusunda usta. Sadece alternatif ve olasılıkları bilmiyordur. Birisi ona alternatif ve olasılıkların mümkün olduğunu belki göstermiyordur. Doğru soruları sormuyordur, düşündürtmüyordur ve o alana inmiyordur kişi. Ama aslında kişi her türlü sorunun cevabına vakıf. Peki ben şunu merak ediyorum koçlukta. Mesela ben bir işi yapmak istiyorum. Hı-hı. Ama bu konuda yeterli değilim. Ne kadar çabalasam da bunu göremeyeceğim, yapamayacağım. Hı-hı. Siz bunu başka yönde, sen aslında bunu istiyorsun ama seninki bu yönde ilerlersen daha iyi olur tarzında. Hiç yok. Söyle. Hatta ve hatta kişinin kendini yetersiz bulduğu durumları yeterliye çevirmeye gayret yani ediyoruz. Zaten insan yapar diyorsun. Çünkü temelde bu var sanırım. Yapamayacağı hiçbir şey yok. İnsanoğlu bir şeyi istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Sadece önüne çıkan engeller var. Bariyerler çıktığını düşün. Evet. O yolu yürürken birlikte önünde habire bariyerler olduğunu düşün. O bariyerleri ortadan kaldırmak da kişinin elinde. Aslında zihnin yaratıyor o bariyerlerin olduğunu. Yetersiz olduğunu. İnsanoğlu her konuda yeterli. Eğer yetersiz olduğunu, yetersiz demeyelim, o işi yapmak, aslında yapmamak istediğini de keşfedebilir. Aslında kendini çok zorladığını da keşfedebilir. Bu da bir keşif. ama o bariyerleri kaldırmak kişinin elinde. Zaten bu bir destek mekanizması. O yüzden geliyor koça kişi. Ama bu yolun sonunda bu işi yapmamaya karar verebilir. Başka bir yola yönlenebilir. Bu geçişi sağlarken aslında daha yumuşak, ya da yapacaksa, o bariyerleri kaldıracaksa çok radikal bir şekilde aksiyon almasını sağlar koç. Yani siz böyle bir şey yapmamasını söylemesiniz. O zaten kendi gittiği yolda yanlıştan bundan geri dönüyor. Aynen öyle. Peki, koçluk ilişkisinden bahsettik. Nasıl yapacağız, ne yapacağız? Peki siz bunu söylüyor musunuz? Bir koçluk hizmeti alırken bunları yapmanızı istiyorum sizden. Benim sizden beklentim bu. Sizin karşılayabilmem için bunları bana vermeniz gerekiyor tarzı. Çok öyle değil aslında yaptığımız şey. Yaptığımız şey şu, biz bir ilişki anlaşması yapıyoruz. Koçlukta, çünkü seanslar önemli seanslar, kişinin gündemini getirdiği seanslar. İki tarafta birbirinden beklentisini ilk başta o söylediğim kimya görüşmesinde ortaya koyuyor. Ortaya döktürtüyor koç aslında beklentileri. Yani koçun nasıl davranmasını isteyeceğini danışana koç soruyor. Danışandan ne beklediğini koç söylüyor ama bu bir aslında ilişkinin bazını oluşturmak, bir anlaşma yapmak gibi. Temelini oluşturmak. Yoksa ben ondan bir şey yapmasını istemiyorum. Koçlukta şöyle bir fark var. Sorumluluk tamamen danışana ait. Yani eğer kişi bir şeyi yapmazsa, o yolda giderken atması gereken adımları eğer atmıyorsa burada koç sorumlu değildir. Ama siz atması için her türlü desteği sağlar, yol gösterme zaman. Fakat danışanın sorumluluğundadır o işi yapmak. Destek verirken neler? Destek verirken ne yapıyorsunuz? Yani bir kere seanslarda gerçekten tam anlamıyla o kişiyle olmanız lazım. Çok iyi dinlemeniz ve gerçekten her halinizle o anda kalmanız lazım. Çok ana odaklı bir iş. Koçun odaklanması lazım karşı tarafa.
kalıyorsunuz çünkü bu işin de profesyonelliği orada. Çok zor. Anda kalmak çok aslında gerçekten kolay bir şey değil. Ciddi, meşakkatli bir iş. Ama işinize saygı duyuyorsanız, işinizi bıraktığın karşı tarafın sürecine saygı duyuyorsanız tamamen anda kalıyorsunuz. Ben şey yani hatırlamıyorum nerede olduğumu, etrafta ne olduğunu vesaire. Yani tamamen o kişiye, o kişinin dünyasına odaklanma meselesi. Kişinin dünyasını değiştirmek değil de biraz daha yani istediği yolda yürümeyi sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Beraber yürüyorsunuz, birlikte yürüyorsunuz. Peki birlikte yürürken onları Yaşıyorsunuz. Yani iyice olayın içine giriyorsunuz. Duygu boyutunu ve durumu üzerinize almıyorsunuz enerjiyi. Fakat aynalayan kişi olduğunuz ben için... Ben olsam bunu yapardım mı? Yoksa yok. Bunu yapmalı kişi böyle giderse uygun olur mu? Ben olsam bunu yapardım. Kişi şöyle gitse uygun olmalı bizde hiç yok. Ne var sizde? Bizde şu var, merak var. Biz gerçek bir çocuk merakıyla karşı tarafa ne yapmak istediğini soruyoruz. Çocukları düşünün. Çocuklar çok meraklıdır değil mi? Hiç yargıları yoktur. Yani hani devamlı soru sorarlar. Devamlı merak ederler. Sizinle ilgili her şeyi merak ederler. Etrafla ilgili her şeyi neyin nasıl olduğunu çok merak ederler. Keşfetmeye çalışırlar. Çocukluk öyle bir süreç. Biz biraz büyüdükçe bunu kaybettiğimiz için aslında çocuk merakından ziyade biz yargılayan tarafımızda konuşuyoruz. Biz aslında büyüdükçe her şeyi öğrendik kısmına evet, gidiyoruz. Evet, bilme hali var ve her şeyi bilme hali var. Evet. Koç tamamen bu nasıl diyeyim, halden uzak bir haldedir. Çocuk merakıyla karşı tarafı keşfetmeye çalışır. Karşı tarafın zorlandığı şeyleri anlamaya çalışır. Ve bunu anlamaya çalışırken de kafasında herhangi bir gündemi yoktur. Koçun zaten farkı bu. Benim herhangi bir gündemim olamaz sizinle ilgili. Gündem sizindir. Ben size sadece açığa çıkarmanız için, vizyonunuzu genişletmeniz için, seçimler yapabilmeniz için, bazı alternatifler çıkarabilmeniz için aslında bir şey gibi düşünün. Açıyorsunuz o. Bir kutu var ve o kutu açılıyor. O kutunun açılması için de aslında tamamen karşı tarafın yaptığı şey çocuk merakıyla soru sormak. Başka hiçbir şey değil. Ama çok güçlü sorular olması lazım. Güçlü sorabilmek için anda kalabilmeniz lazım. Çok yüzeysel dinlerseniz güçlü soru soramazsınız. Yani tam nokta atışı yapabilmek için kişi eğer bir sorunun sonunda düşünüyorsa yani sorunun cevabını kolay bulamıyorsa o zaman güçlü bir soru sorduğunuz anlar. Doğru yoldasınız anlamında. Yani koç biraz kendini orada test eder. Yani hani karşı tarafa sorduğu soruda karşı taraf güzel bir soru ben bunu biraz düşüneyim dediğinde gözünü kaçırdığında aslında orada bir farkındalık ve orada bir dönüşümün birazcık değişimin başladığını biz hissedelim. Aslında korkarız böyle cevabını bilmediğimiz soruları düşünmekten çok korkarız. Ne yapıyorlar o sürede? Mesela bana bir soru sordu ya ben artık seansı bırakmak istiyorum. Aha, oluyor. Giriyorlar mı? Oluyor. Olduğu zaman oluyor. Bu da kişiyle alakalı kişiye bir şey gösteriyor. Onu da aynalıyorsunuz. Yani diyelim ki siz o anda soruya cevap vermek istemediniz. Evet. Ve kaçmak istediniz seanstan. Koçun orada sorabileceği sorulardan bir tanesi bu durum ve şu andaki kaçma isteği sana ne söylüyor? Ne geliyor? İnsan olmanın şöyle bir şeyi var. Herhangi bir soru sorulduğunda cevapsız bırakamıyor. Yani bizim bildiğimiz öyle değil. Yani düşünün kendini koruma bile olabilir yani bu cevabı. Her şey olabilir ama ben size bir soru sorayım. O sorunun cevabını muhakkak verme ihtiyacı hissedersiniz. İnsanoğlu öyle bir yapıda. Soruyu cevapsız bırakamıyor. O yüzden de biraz zor sorulardan kaçmak. Evet, sorularımıza devam edeceğiz ama ufak bir reklam arası vermek zorundayız. Efendim reklamların arkasından tekrar burada olacağız. Size.